proje dosyasını biraz inceleyelim. Import ettiğimiz proje dosyası. İşte bu XML'de bazı veriler, datalar tutuyor. Bunlar zaten otomatik olarak hepsi oluşturuluyor. Bu bizim yaptığımız index.html, Cordova.js, plugin.js ve bizim CS dosyamız, yani bizim yazdığımız JavaScript kodları ve HTML kodları. Bunlar da buradan düzenlenebilir tabii ama HTML ve JavaScript için özel tasarlanmış bir IDE'de tabii başka daha avantajlı olur, kolay olur güncelleme yapmak. Hangi IDE'de alışkınsanız orada geliştirmeyi yapabilirsiniz. Şimdi burada benim değiştirmek istediğim iki konu var. Bir tanesi uygulamanın ismi. Yani application name. O da şurada application name. Buna hesap makinesi diyeceğim. Buradaki kullanılıyor. Bu bir açıklama isim. Ama burada da yazalım. Hesap makinesi. Bunları kaydedelim. Bunu altı çizelim. Şimdi şurada da hesap makinesi ayarladık ve logoyu ben değiştirmek istiyorum. Logo da şurada. Bu Cordova'nın standart logosu. Önce kendimize bir logo tasarlayalım. ...512 piksel bir logo tasarlarsa hem bu ikon için hem de Google Play'e gönderdiğimiz zaman projeyi oradaki orada da o boyutta PNG logo istiyor. Oraya da koyabilirsiniz. Yani bir tane çalışma yüzeyi aracı. ...512 piksel boyutunda olacak. Arka plana bir tane kare yapalım. Yine 512. Bizim bir rengimiz vardı. Onu bulalım. Bizim bir kullandığımız bu hesap makinesinin arka planındaki renk tonları. Şunun içerisinde olabilir. Ayrıca indirme dosyalarında bu dosya tasarım dosyalarını da
paylaşıyorum. İşinize yararsa kullanabilirsiniz. Burada yok. Tamam. Şunun arka planına rengini istiyorum. Bunu silelim. Yapıştıralım. Bunu da 512'ye 512 piksel yapalım. Bunun üzerine artı kullandığımız karakterine de bakalım. Bold, beyaz, hesap makinesi zaten standart, çoğu en akılda kalıcı. İkisi biraz büyük oldu. Eşittir de kullanılabilen bir şey. De sıradan şuradan 90 diyelim.
nesneme. Rengini beyaza koyun. Sonra yine bu iki nesneme birleştirebiliyor muyum? Şimdi birleşim. İki nesneyi seçelim önce. Şuradan birleşim diyelim. Birleştirdi. Hepsine tüm nesneleri seçip birleştirme. Bir gölge verelim. Nasıl hızlanalım? Bunu parçalayalım mı? Kenarları kesilebilir bunu ekleme yaparken. Onu da hesaba katarak biraz daha içeriye doğru kullanırsak daha iyi olur. Şunun gölgesini kaldıracağım. Tabii içe doğru iç gölge ekliyorum. Çok fazla görüyorum. Şunları ana hatlara dönüştürürsem daha kolay yerleştiririm. Gibi. %50 verirsem şeffaflık 60 verir.
Peki, şöyle bir şey yapalım mesela. Şuraya. Karayı beyaz yapıp eşittir. Uygulamada da eşittir beyaz yapmıştık. Tamam, bunu bu şekilde kaydedelim. Masa üstüne. Logo diyelim. Kaydet. Şimdi şunun ismini logo dersek şunu direkt seçip dışarı aktarılabilir yap. Dışarı aktar. Masaüstü. Kaydet. At aşağıya. Nerede? Şu. Logomuz bu. Açalım hemen uygulamamızı. Şunu logonun olduğu yere yeni imaj asset diyoruz. Burada logoları logoları gösteriyor. Resmi. Hemen bir ikon yaptığımız ikonu seçelim bakalım. Masa üstünden. Aslında bu ikonu daha sonralarda da kullanacak. Yanında koysak daha iyi olur. Mesela bunu kopyalayayım ben. Bunu kopyalayalım. Projenin içinde platformlar platformlara koymaya gerek var mı? www imajın içine koyalım. Nerede projemiz? Desktop projem imaj logo. Evet. Evet ama çok büyük. Çok dışarıda tasarladık. Düşünmüştük gerçi. Ama çok başarılı olamadık. %70'i küçültürsem ne olacak? Bu şekilde olmaz.
Güzel. Tekrar tasarıma gelelim. Nasıl yaparım diye düşünüyorum. İşaretleri seçip grup yapalım. İki kere grup yaptım. Ve bunları eşit olarak küçültelim bakalım. Evet. Bir de bunu bu şekilde kaydedip dışarı aktaralım. Nereye aktarıyorduk? Şuraya. Güzel düzenli olmuş mu? Biraz daha iyi. Biraz daha iyi. Biraz daha üzerinde uğraşırsak bu iş olacak. Şimdilik bu haliyle yapıyorum. Ama geliştirmeye devam edip tekrar güncelleyeceğim logomu. Evet, biraz daha tekrar yapacağım. Ya bunlar iyi durumda görünüyor. Bazıları mı kötüydü? Bakalım. Sanki
Yeniden düzenlememiz gerekiyor gibi hatırlıyorum. Safe zone. O safe zone'muş aslında. Evet, olmuş. Tamam. Her şey içerisinde. İkonlar bu şekilde. Yapabileceğimin en iyisi bu. Daha iyisi de olmaz. Renkler daha iyi. %100 bozmadık şeyi. Resmi çözümü. Background bu ayarlarla oynamayacağım. Logo'yu koyduk. Bu kendi üzerine yazıyor logoları. Hesap makinesi yazmıştık. Config dosyasına. Settings'te application name'i hesap makinesi olarak düzenlemiştik. Bunları kaydettik. Hesap makinesi. Bir kere daha çalıştıracağım cihazı üzerinde. Logonun ve ismin geldiğinden emin olmak için. Bundan sonraki adımlarda da Google Play Developer hesabında uygulama için bir yer açıyorsunuz. Uygulamanın resmini, açıklamasını, ismini yazıyorsunuz. Buradan login olduktan sonra aynı hesaba build ederek şu menüde build ederek uygulamayı APK dosyasını oluşturuyor ya da daha düşük boyutta başka bir çeşidi daha var onu sonra o dosyayı yüklüyorsunuz ara birden uygulamanız yayınlanıyor.